Merhabalar birinci sınıfı. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibiyim yine. Sizlerle birlikteyim. Hayat bilgisi dersindeyiz. Konumuz takvimler. Bunun öncesinde mevsimlerden bahsetmiştik. Bugün takvimi inceleyeceğiz. Takvimde neler var onu öğreneceğiz. Saatleri de öğrenmiştik biliyorsunuz matematik dersinde. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler. Şimdi takvimleri birlikte bakalım. Karşımıza bir takvim açtık. Acaba bize ne anlatacak bu takvimler? Çok şey anlatıyor. Önce ne işe yaradığından bahsedelim. Bize hangi yılda, hangi ayda ve hangi günde olduğumuzu anlatır takvimler. Bu önemlidir. Hani zamanı bilmemiz açısından oldukça önemlidir. Takvimleri de iyi okumalıyız. Takvimleri de iyi öğrenmeliyiz. Yine sınıfta bahsettiğimiz konular vardı takvimlerde. Ama bizler bir kere daha tekrar edelim. Mesela bu takvim 2020'nin takvimi. Görüyorsunuz bakın 2020 yazıyor üzerinde. Ve bölüm bölüm şeylerden oluşuyor. Görüyor musunuz? Bakın kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu 12 bölüm ne sizce? Hani bu 2021 yıl. Şu bir yıllık bir takvim. Takvimler yıllık yıllık olur. Bir yıldaki 12 bölüm sizce nedir çocuklar? Evet, bunlar üzerlerinde de yazdığı gibi aylardır. Bir yılda 12 ay var. Bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Biz bunu halay müziği mi yapmıştık sınıfta? Sanki öyle bir şey var değil mi? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Hatırlıyor musunuz? Halay çekmiştik sınıfta bununla. Ve siz ezberlemiştiniz bunları. Ben çok iyi hatırlıyorum bunları. Evet, gördüğünüz gibi tam 12 ay var. Siz hangi ayda doğdunuz? Ben mesela Nisan ayında doğdum. Ama 1989 yılında doğdum. Bu şu an baktığımız 2020 yılının takvimi. İçinde bulunduğumuz bu yılın takvimi. Evet, baktığınız zaman 12 tane ay var. Bunları siz biliyorsunuz ezberlemiştik sınıfımızda. Peki şöyle yapalım. Hadi aylardan bir tanesini seçelim. Mesela Ocak ayından başlayalım. Bakın Ocak ayının içerisinde bir şeyler var değil mi? Bir şeyler yazıyor buralarda. Ne olabilir? Pıt yazıyor hani PT diye okuyabiliriz. Sağ yazıyor. Ça, P, Cu, CT, PZ. Bunlar ne acaba sizce? Sanki bana bir şey hatırlatıyor gibi. Size de hatırlatıyor mu? Evet, bunlar günler. PT pazartesi, sa salı, ça çarşamba, p perşembe, cu cuma, ct cumartesi, pz pazar. Aa, kaç tane gün var çocuklar? 7 gün var değil mi? Evet, bu 7 gün birleşerek ne oluşturuyor biliyor musunuz? 7 güne ne deniyor? Hafta deniyor. 7 gün birleşiyor, bir haftayı oluşturuyor ve 7 gün bu şekilde. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Hafta pazartesiyle başlıyor. Okula da pazartesi günü başlıyoruz hani mesela. Salı, çarşamba, perşembe, cuma 5 gün okula gidiyoruz. Cumartesi, pazar hafta sonu oluyor. 2 gün tatil yapıyoruz. 5 ile 2'yi topladığımızda da 7 ediyor. Yani 7 gün var. Bir haftada 7 gün var. Bakın onu da burada görebiliyoruz. Tabii şöyle bir şey var. Her ay aynı günden başlamıyor. Bakın Şubat ayı burada birinde cumartesi günü başlamış. Mart ayı pazar başlamış. Nisan çarşamba başlamış. Bakın bir çarşambanın altında, çağının altında Nisan'a bakıyor musunuz? Demek ki 1 Nisan çarşamba gününe denk geliyor 2020'de. Siz de bir takvim alın, inceleyin böyle. Takvimi inceledikçe daha güzel öğrenirsiniz. Şöyle yapalım. Size bir şey söylemeyi unuttum az önce aylardan bahsederken. Ayların kaç gün olduğunu biliyor musunuz çocuklar? Yani bir ayda kaç gün var? Hadi bakın buradan bakalım. İpucu bulmaya çalışın. Şunlarda kaç gün var? Gördünüz mü? Bayağı değişik. Bakın 31 gün olan var. Mart'a bakın. Haziran'a bakın 30. Temmuz'a bakın 31. Eylül'e bakın 30.
değil mi? Şubat 29. Bak çok değişik. Garip. Neye göre bunlar? Çocuklar aslında şöyle. Bazı aylar 30 gündür, bazıları 31 gündür. Sadece farklı olan Şubat ayıdır. Şubat ayı 28 gündür. Öğretmenim ama burada 29 var diyebilirsiniz. Evet, Şubat ayı 4 yılda bir kere 29 oluyor. Bakın mesela 2019 yılına baksak 28, 2018'e baksak 28. Bu yıl şanslı bir yıldayız. Şubat ayı 29 gün. Yani 29 Şubat diye bir şeyi gördük biz bu yıl. Normalde genelde yani 3 yıl 28 olur, 1 yıl 29 olur, tamam mı? Bu şekildedir. Ayların da gün sayıları. Bunun kolay yolu var. Hangi gün 30, hangi gün 31 öğretmenim ben öğrenemiyorum demeyin. Hani okula gittiğimizde ben size bunu çok güzel bir şekilde anlatacağım. Daha başka takvimlerde öğrenmemiz gereken şunlar vardır. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5 yazıyor. Bunlar da haftalar çocuklar. Tamam mı? Haftalar toplam 52 hafta oluyor. Hani şeyde 2020 yılında yani bir yılda 52 hafta oluyor denir. Ama hani bazen ucundan artık günler falan oluyor. Hani her zaman birinde biri pazartesi günü olmuyor falan farklı şeyler olabilir. Ama bizim bilmemiz gereken bir yıl 52 hafta. Bakın mesela bu yılda 53 ve bitmiş haftalar. Ama normalde 52 hafta olarak biliyoruz. Peki size bir zor bir soru geliyor. Bir yılda 2020 yılında sizce kaç gün vardır? Biraz zor bir soru değil mi? Evet, bir yılda tamı tamına 365 gün vardır. Uf, isterseniz sayarım tek tek. Bak şöyle 1, 2, 3, 4, 31 olur. Buradan 29'la toplarım, 31'le toplarım, 30'la toplarım. Ama evet gerçekten bir yılda 365 gün var. Biz bir yılda 365 kere güneşin doğuşuna şahit oluyoruz. Böyle bir olay var. Takvim şimdilik bu kadar bilmeniz yeterli çocuklar. Aylardan oluştuğunu bilin. Onun dışında bazı ayların 30, bazı ayların 31 ama Şubat'ın üzülüyorum Şubat'a 28 ya da 29 gün olduğunu bilin. Günlerimizi bilin. Yani Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar bunların 7 tane olduğunu bilin. Tamam mı? Bu bilgiler şimdilik bize yeterlidir. Okullar açıldığında bunları çok daha güzel yöntemlerle öğreneceğiz zaten. Kendinize dikkat edin birinci sınıfı. Sizleri çok seviyorum. Ha, unutmadan söyleyeyim. Mesela bugünü de ben merak ediyorum. Hangi günde çektim ben videoyu biliyor musunuz? 8 Haziran'da. Nereden bulacaksınız burada? Önce Haziran dediğine göre ayını bulacaksınız. Bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Aa evet. 8 Haziran dediğime göre 8'i bulacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet bakın buldum. Üstüne bakın ne yazıyor? PT yani pazartesi. Evet doğru. 8 Haziran bugün yani pazartesi günü. Tamam bu şekilde bulabilirsiniz. Mesela bu yıl doğum gününüzün hangi güne denk geldiğini bulabilirsiniz. Benim neydi mesela 3 Nisan'da? Nisan'ı buldum. 3'ü buldum. Bakın doğum günüm Cuma gününe denk gelmiş. Tam 3'ün üzerinde cu var. Gördünüz mü? Bu üzerine bakacaksınız. Rakamın, sayının üzerinde gününü söylüyor size. Bundan başka takvimler de var bu arada. Şöyle yapraklı her gün koparılan takvimler var. Onlar zaten çok daha kolay. Kendinize dikkat edin birinci sınıfı. Sizleri çok seviyorum. Takvimle kalın mı diyeyim? Sevgiyle kalın.